Evet arkadaşlar, bugün Tuğba'nın mucizesini konuşuyoruz ama bugün salı, birbirinizin yarattığı mucizeyi konuşacağız. 2.8 kilo ortalamamız var, toplam 20 kişide ortalamamız 2.8. Aşağı yukarı 50 kilo, 51 kilo toplamda kilo vermişiz. 51 kilo. Yani şurada, şu masada bulunan arkadaşlar bu hafta için sadece ve sadece 51 kilo kilo vermiş. Nasıl müthiş bir sonuç. Aramızdan yani. Bir kişi evet, aramızdan bir kişiyi eksiltmek üzere göndermişiz. Bunun dışında tabii ki veriler çok görünüyor. Toplam kilomuz 2381'miş buraya geldiğimizde. Şimdi 2120'ye kadar çıkmışız bu veriyi. Toplam verilen kilo 305 kilo. Yani bu hafta 50 kilosunu vermişiz ama toplamda da 305 kilo vermiş bu masada olan arkadaşlarımız. 300 kilo. Müthiş bir rakam. Ama yine de bu verilerden bazı arkadaşlarımız işte grup içerisinde müthiş sonuçlar olması gereken, mesela 2,5 kilo veren arkadaşlarımız bile bazen 3 kilo beklentisiyle, 3,5 kilo beklentisiyle, 4 kilo beklentisiyle kendini mutsuz hissedebiliyor. Bugün bunu tartışıyoruz aslında. Yani bizim beklentimiz ne kadar yüksek olursa olsun, elimizden geleni yaptıysak, çaba harcadıysak, alın teri döktüysek, tartıda göstergelerin, tartıda gördüğümüz rakamın ötesinde farklı sıkılaşma incelmeyle çok yönlü veriye baktığımızda mükemmeli görmek yerine neden beklentiyi karşılayamadığımızı düşünüyoruz. Dünya ortalamasının 5 katı üzerinde kilo vermemize rağmen zihindeki beklentimiz çok yüksekse kendimizi neden mutsuz hissedebiliyoruz? Çünkü bu konuyu şu örnekle açıklayacağım. Bir üyemiz vardı. Bir hafta boyunca 5 kilo verdim hissiyle deli gibi spor yapmış. Yemeden içmeden kendince kesilmiş. 5 kilo verdim noktasında tartıya bir çıkıyor, 100 gram almış. Şimdi bir haftada 5 kilo beklentiyle ve bu beklentiye uygun hareketle ve gerçekten alın teri dökerek bir süreç yaşayan insanlarda bile bazen farklı duygu, düşünce, yoğunluğu, şiddeti farklı olan insanlarda, duygu yoğunluğu, frekansları, vücudu etkileme şiddeti farklı olan insanlarda farklı sonuçlar olabilir. 5 kilo beklentiye uygun hareket et, çık tartıya 100 gram al. Bu benim dünya rekoru kırma sürecindeki çalışmalar gibi. İlk 10 günde 15 kilom var ama ikinci 10 günde artı 1 kilo almıştım. Şimdi Tuğba, benim yerimde sen olsan, bir tarafta kamera, bir tarafta Guinness yetkilileri, bir tarafta işte medyada rezil olma düşüncesi var eğer başaramazsan. 10 gün geçmiş artı 1 kilo almış. İkinci 10 günden bahsediyorum. Sen demez misin? Üstelik ilk 10 günden daha fazla kararlıyım, daha fazla enerjiyim, daha fazla çünkü 15 kilo üzerinden atmışım. Havada uçuyorum, 5 teknik atıyorum. Çıkıyorum tartıya, yuh 1 kilo almışım. Şimdi ben tartıya mı güveneceğim yoksa vücudumdaki 13 santimlik incelmeye mi güvenecektim? Vücudumda ilk 10 günden sonra 13 santim ekstra incelme var. Tartıya çıkıyorum, 1 kilo almışım. Eğer ben de bazı beklentisi yüksek ve tartıda 2,5 haftalık vermesine rağmen 3,5 niye yok diyen arkadaşların düşündüğü gibi düşünseydim, eyvah başaramıyorum, rezil mi oldum, yapamayacağım, yanlış bir şey mi yapıyorum, acaba eksik bir şey mi yaptım diye düşünseydim 3. 10 günde 9 kiloyu veremezdim. Evet, 2. 10 günde artı 1 kilo, 3. 10 günde artı 9 kilo. Yani eksi 9 kilo tabii ki. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Bu süreç bilinciyle alakalı. Siz bir hafta atıyorum şartlarınız ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar hedef odaklı olursanız olun, ne yaparsanız yapın hormonların belli işleyişi var. 5 kilo vermiş gibi çalışma yapsanız da bazen 1 kilo almış bile görünebilirsiniz. Kas yoğunluğunun artması, yağların sıkılaşması, incelmesi, o sıkılaşma evresindeki son sinyal dediğimiz vücut şekillenme süreçleri tartıda bazen istediğimiz sonuçları vermeyebilir. Ama gerçek şudur ki tartı bir veridir. Bizim başarımızı gösterebilecek 50 farklı veri daha vardır. Onun için biz çemberde bütünü gösterirken diyoruz ki tartının analizi demiyoruz. Göstergelerin analizi 5 puan. Gösterge dediğimizde göz tartısı, kıyafetler, ölçüler, bunların hepsi bir değişim göstergesidir. Bunların hiçbirini görmezden gelip sadece mekanik bir cihaza çıkıp onun üstündeki ağırlığı başarı veya başarısızlık olarak görürseniz döktüğünüz alın teriyi göremezsiniz. O haftaki heyecanınızı göremezsiniz. Nasıl müthiş bir değişim yaşadığınızı size bakan insanların gördüğü gerçeği
göremezsiniz. Oysa ki ben bu hafta her Tuğba'ya baktığımda inanılmaz bir değişim, inanılmaz bir sıkılaşmayı gördüm ve her seferinde kendine de ifade ettim. Tuğba, sen her gün değişiyorsun, her gün farkında mısın bunun diye birkaç kere de söyledim. Evet, tartı da 2.8 falan verdi. Yani tartısı da mükemmel ama işte beklenti 5 kilo. 5 kilo kim sana beklenti yarattı? 5 kilo değil canım, 3.5 diye. Mesela diyoruz yani senin geldiğin nokta itibariyle ayakta alkışlanacak verilerim var. Bravo. 14 kilo. 7 kilo öyle düşün. Ve burada ortalamaların da içindesin, altında bile değilsin. Ki sen hani biraz daha düşüncelerinle bedenini kitleyebilecek güçtesin. Geçmişten bugüne bir sürü şey denedin. Bazen buraya maya geldi, farklı arkadaşlar geldi. 5 yılda, 3 yılda 1 gram veremeyecek bir modda işte burada 8 kilo, 10 kilo verdi. Benim en başarılı üyem ne diyorum? Canan Uçar'ı bir kez daha kulaklar çınlatayım. Kendi de farkında değildir. Canan Uçar niye 17 yıl boyunca diyet yap, son 2 yılında bizim kamp gibi bir süreç yaşa ama 1 gram vereme. O 1 gram veremeyen bedenden eğer 2 ayda 3 kilo çıktıysa bu bir mucizedir. Kime göre? Kendi bedenindeki kıyasa göre. Kendi geçmişine kıyas yapabiliriz. Hocam o nasıl bir bünye ya? 2 ayda 3 çok özel bir durumu mu vardı? Çünkü burada 2 ayda 3 kilo vermek... Kampla ilgili değil, online sistemde. Ama mesele bakın bir önceki cümleyi kaçırırsanız o 3 kiloyu anlayamayız. Bir önceki cümle dedim ki 17 yıl boyunca akla gelmedik liposuction dahil olmak üzere her şeyi dene. Ki eczacı olduğu için satılan bütün ilaçları, bütün ya tutarsa diye üstelik 58 kilodan böyle 1-2 kilo estetik olarak yani mükemmeli arayan bir düşünce yapısından 58'den her şeyi deneye 68 olmuş. En yüksek kilosu 68'di. Ve son 2 yılında 4 saat spor yaparak, 2 saat yüzerek, 2 saat koşarak bir elmayla, bir yoğurtla günü geçirerek 1 gram vereme 2 yılda. O 1 gram veremeyen bedenden alıyoruz, 2 ayda 3 kilo veriyoruz. Bu müthiş bir şeydir. Evet. Onun için 2 yılda 1 gram veremeyen insan orantı olarak koysan 2 ayda 3 kilo demek ne kadar başarılı bir sonuç olduğunu görmek gerekir. Onun için kıyas sadece kendi bedeninizle, kendi yarattığınız dünyayla. Siz atıyorum burada pek çok arkadaşımız var, hocam 15 yıl geriye sardım diyor. 15 yıl geriye sarmak ne demek bilir misiniz arkadaşlar? Hasan abi. Buyur hocam. Kaç yıl geriye sardın? Herhalde 20 yıl sardım hocam. Ne demek diye sana sorsam sen ne anlatırsın Hasan abi? 20 yıl geriye sarmak şu demek son özellikle 35 yaşın üzerindeki insanlar için aslında bu müthiş bir değişim. İnsan 20 yaşındayken bunun ne demek olduğunu anlamıyor. Yani 100 metre yürüyemezken 2 kilometre koşmak, keyifli bir uyku uyumak, güzel bir takım elbise giymek, yüzüstü uyuyabilmek, yani ayakkabılarını bağlayabilmek gibi 10 yaş en gençleşme, basit 20 yıl ömür katma. Evet hocam. Derin bir, güzel bir nefes alma. Yaşam kalitemizi arttırma. Onun için tartı arkadaşlar. İlaçlardan kurtulma. Tartı. Hepimizin hayatını etkiliyor ve bütün dünyanın kilo olma nedenlerinden bir tanesi de tartı psikolojisidir. Tartıyı okumasını bilmeyen insanlar her gün, her dakika tartıya inip çıkmaktadır. Oysa ki o verileri okumasını bilmiyorsan o tartıya niye çıkıyorsun? Hani veriyi okumasını bilsem bile ki ben 20 yılda bir tane işte çok günlük verilerine baktığımız zaman o verileri okuyabilmek ciddi anlamda bir tecrübe gerektirir ki gördüğüm veri de gerçek değildir. 8 tane veriyi toplayacaksın, bir tane veriye ulaşacaksın. Biz sadece tek veriyi gördüğümüzde gerçek sanmamamız gerekir. O zaman gerçeği bulamayız. Tartıyla ilgili biliyorsunuz elimizde pek çok hikaye var. Bunlardan bir tanesini, birkaç tanesini okuyabiliriz. Tartıya mektubumuz var. Sayfalarca bunu biraz sonra okuyacağız. Ama tartı insanlar nasıl etkilemiş? Bunu kısaca şöyle yorumlayacağız. Bazı üye yorumlarından çıkarak söylüyorum bunu. Zoraki çıkanlar için işkencedir diyor Tartı. Zoraki çıkanlar için işkencedir. Tartıya çıkmak. Tartı onların aracı değildir, amacıdır. Aslında tartı bağımlısıdır onlar. Çünkü o tartta gördükleri fazla kilolar kendilerinin dertleri, başarısızlıkları, kilo savaşının sporu gibidir. Algılama böyledir. Kiloların ağırlığının tartta görüldüğünden tonlarca fazla olduğunu bilenler tartıyı sevmezler. Evet, ruhsal ağırlığını işte ne diyordu Aysel?
Yani burada belki aramızdaki en düşük kilo profiline sahip üyelerden birisi. Ama sorsak kendine ruhunda 1 milyon kilo var. Dolayısıyla en ağır kilolu hisseden düşünceye sahip. Bu kişiler kendileriyle barışsalar da o tartıya rahatlıkla çıkabileceklerdir. Kendileriyle barışırlarsa. Çünkü tartılar tarttıklarından çok daha fazla şey anlatır. Tartıdan korkanları. Ne kadar da güzel ifade etmiştir. Evet. Hayallerini, umutlarını, hayatlarını gösterir. Vazgeçilmez ve nefret edilesi bir doğrulukla üstelik. Demiş mimar büyüğümüz. Bir tane mali müşavir üyemiz vardı. Bunun tartıyla ilgili yorumunu da okuyacağız. Tartı benim için son 10 yılımın en büyük kabusudur. Elektronik bir aletten korkacağımı söyleselerdi gülerdim herhalde. Evet, tartıya çıkarken insanlar hangi duygularla çıkıyor kimse farkında değil. O tartı psikolojisi dediğimiz şey bir gelişim sürecinde eğer farkındalıkla öğrenilmediği sürece tartı hayatımızın kabusu olarak yaşanabiliyor. Tabii burada sohbet havasındayız. Onun için böyle eğitim havasında değil, sohbet havasındayız. Onun için hem yemek yiyoruz, hem sohbet ediyoruz, hem yerken çiğniyoruz. Çiğneme sanatıyla süreci uzatıyoruz. Çok yönlü fayda sağlıyoruz. Ha, bu arada da 3-5 cümle aklınızda kalırsa normal bir eğitimde bunu pekiştirebiliriz. Dolayısıyla şu an sadece sohbet havasında bu konuyu değerlendiriyorum. Ne demiş? Elektronik bir aletten korkacağımı söyleselerdi gülerdim herhalde. Ama tartıya ne zaman uzaktan bile baksam hemen şişkoluğum, yağlarım ve içime sığamadığım giysilerim aklıma geliyor. Moralim bozuluyor. Hatta tartının bulunduğu odanın kapısını neredeyse kilitleyeceğim. Bir ara sabah kalkar kalkmaz hemen tartının üzerinde buluyordum kendimi. Bana sırıtarak gösterdiği rakamı görünce ruhen ve bedenen çöküp aynada kendime baktığımda dünyanın en şişman insanı görüyordum. Bu duygu sokağa çıktığımda da yakam bırakmıyordu. Yürürken karşıdan gelen şişman insanlara bakıp kendini kıyaslamaya başlıyordum. Zayıf biri bana baktığında aklında neler geçiyor kim bilir diye düşünmekten kendimi alamıyordum. Haliyle dışarıya çıktığıma çıkacağıma bin pişman oluyorum. Şimdi hala bakın küçücük bir alet bütün günümü ne hale getiriyor. Daha sonra bu tartı denen aletten kurtulmaya karar verdim ve sarıp sarmalayıp evin bodrumundaki deposuna kaldırdım. Üzerine de 3 kilit vurdum. Bu nasıl bir psikolojidir ki tartıyı hem bodruma kaldır, üstüne de 3 kilit vur. Tartıya ne ihtiyacım vardı ki sadece moralimi bozuyordu. E tabi ne kadar olumsuz düşünceler, bu kadar olumsuz düşüncelerden sonra eve gelip hırsımı yine yiyeceklerden alıyordum. Tabii ki tartıdan korkmak değil, tartıya çıktığımız verilerden gerçekleri öğrenmektir esas mesele. Yoksa o bodrumdaki tartı tekrar çıkar, yerine farklı markalarda tartı o eve girer. Aynı korku devam eder. Onun için tartıdan kaçmak, tartıdan uzak durmak değil, tartıdaki verileri okuyup farklı verilerdeki mükemmelle başarı veya başarısızlığı çok yönlü değerlendirmektir konu. Bir başka arkadaşımız, eczacı yine şunu söylemiş. Tartı sadece rakamsal değerleri verir gibi görünse de çoğu insan için psikolojik savaş halinde bürünür. Öyle bir savaştır ki hem dengedir hayatımızda hem de dengesizliğinizdir. Tartı denge durumudur. Denge vücudumuzla psikolojimiz arasındadır. Gördüğümüz şekil, baktığımız kilo, hissettiğimiz duygulardan beslenir. O yüzden ne tartıyla kavga edip takıntı hale getirmeli ne de yüzleşmemek için ondan kaçmalıyız. Gelişmiş ve biraz da farkındalığı yüksek üyemiz için böyle. Bugün bir toplantım vardı. Toplantı 11'deydi. Son 3 dakika var ama sizler için buradayım. Tartı sadece kilomu değil, ruhsal ağırlığımı da gösteriyor bana sanki. Ne kadar yüksekte ağırlık, yüksekse ağırlık ruh halimde o kadar ağırlaşmış bence. Önce ruhu besleyip doyurmalı, onu tartmalı, sonra bedenimizdeki tartıya bakmalıyız. Ne demiş? Cümle olarak önce ruhumuzu besleyeceğiz. Ruhu besleyip doyurmalı, onu tartmalı. Yani buralardaki bu cümle yapılarından aslında eksiğimizi çok net görebiliriz. Tabii bunlar pozitif yöndeki tartı yorumları. Bir başka yine eczacı büyüğümüz ne demiş biliyor musunuz arkadaşlar? Issız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırsınız diye sorsalar su ve 2 tane tartı derdim. Size sorsak ne dersiniz arkadaşlar? Issız bir adaya düşseniz ne alırsınız? 3 şeyi aklınıza.
Ben söylemeyeyim hocam. Ne? Ne? Yemek yemek falan ama bana her şeyi alır. Oha. Şimdi arkadaşlar, konu şu. Sorsalar su ve iki tartı derdim. Son yıllarımda. Neden mi? Çünkü sürekli rejim yapan biriyseniz bu iki şey hayat önem taşır. Peki neden iki tartı, iki tane tartı? Biri bozulursa işimi garantiye almak için. O kadar önemli yani. Yani bu bir tartı psikolojisi. Bir de iki tartı yani. Evet, bir başka üyemizin yorumunu da değerlendirip benim de kişisel yorumlarım var. Onlar üzerinde duracağım. Tartı benim toplum üzerine çıkmaya hatta adımın anılmasına korktuğum bir nesneydi. Okulda boy kilo ölçülerinde utana utana çıkardım üstüne. Çıkan diğer sonucunda hep dalga konusu olduğum için ortaokul yıllarında ablamla yolda giderken tartılmaya karar verdik. O 50 kilo çıktı. Ben ise daha 14 yaşında 80 kiloydum. Şaşırdım kaldım. Nasıl olurdu? Sonra da tartılmadım hiç. Korktum hep. Tartılarla yüzleşmekten. Daha sonraları kilo verme denemelerimde üzerine çıktığımda hep görmek istemediğim değerleri sundu bana. Sen bu kadarsın işte diyerek. Evren üzerinde bu kadar bir ağırlık oluşturuyorsun. Halbuki ben hiç onun gösterdiği rakam kadar hissetmezdim kendimi. Kendime bile ifade edemezdim. Dolayısıyla arada tartılmak lazım. Eğer biz kendimizi 80 kilo hissetmezsek 120'ye çıktığımızda aynaya bakıp kendimizi fit görebiliyoruz. Onun için tartıdan asla kaçmamamız lazım. Ama tartı bizi de korkutmamalı aynı zamanda. Bu iki dengeyi çok iyi tutmalıyız. Bunun da tutabileceğimiz şey gelişerek değişimdir. Tartıyla ilgili daha pek çok konuyu işleyeceğiz. Bunlarla birlikte hepsini net göreceğiz. Yukarıda kısa kısa paragraflar halinde bir tane daha tartı yorumunu okuyacağım. Ben tartı takıntılı bir insandım programdan önce. Evde 3 tartım vardı. Hepsinde tartılır karşılaştırırdım. Gün içinde en az 6 kere tartılırdım. Hatta bir kere 10 günlüğüne yurt dışına çıkmıştım. Bu benim tarttaki son noktamdı. Eksikliğinden dolayı kafayı yiyecektim. 3. gün gittim marketten bir tartı aldım. Utancımdan arkadaşlarım görmesin diye de yatağımın altına sakladım. Tabii ben tartılıyorum, yiyorum. Fazla çıkıyorum. Anlık psikolojik artışlar psikolojimi bozuyor ve yemeye devam ediyorum. Evet. Hani bu tartı takıntısının bana tek bir faydası olmamakla zararı ne kadar çokmuş şu an daha iyi görüyorum. Ama hocam o kafayı yemiş onu. Arkadaşlar değil o yani. 49 kilo zayıflamış bir üye bunu yazmış. Doğru, 49 kilo. İşte dünyanın hali bu. Maalesef bugün bunları okuyunca kafa yemiş gibi düşündüğüm bir şeyde dünyanın yarısı böyle. Bir üyemiz daha vardı. Genç bir kız. 59 kilo çıkıyor tartıya. İşte tartının evin bir köşesinde 100 gram fazla. Öbür köşeye gidiyor 100 gram eksik. Asansörde tartımsın, aşağı bassın hafif çıkar. Osman nasıl bir zekasın sen? Oraya yerine gidecek. Gerçekten mi? Güzel bir espriydi. Ama daha dur. İkinci var. Annesine telefon açıyor. Anne bana şu marka tartı al. Hemen biraz da annesi üzerinde etkili bir isim. Genç yaşta olmasına rağmen dakika başı o tartı gelir. Arçelik, Beko, Tefan. Bunlar işte çevreden alabileceği 6 gün içinde 6 adet tartıya çıkıyor. Evin her köşesinde 100 gram arıyor. 100 gram eksik, 100 gram fazla. 59 kilo bir insan. Bu insanın geleceğinde 150 kilo olmak var. Ama onu anlatabilir miyiz? Anlatamayız. Tartı gelecekte müthiş etkileyecektir. Yani genç yaşta özellikle tartıyla ilgili sorunları çözemeyen, tartıdan korkar hale gelen, tarttaki o 100 gramdan fazla farklı beklentileri yaratan insanlar gelecekte hep obez olacaktır. Onun için tartı psikolojisi kesinlikle insanların ilk öğrenmesi gereken ve o konuda olgunlaşıp korkmadan tartıya çıkabilmeli. Çıktığı verilerden de farklı açılardan bakabilecek bir bilinçle diğer çalışmalarını göz önünde tutarak ölçülerini, değişimlerini, kıyafetlerini, işte Emre çıktı hocam dedi ben bu şortla artık gezemem o kadar bol ki dedi. Ya da başka arkadaşlarımız Osman dün kıyafet giymiş ben gelirken bunun içine giremiyordum. Şimdi ise bol olmasından o kadar rahatsızım ki dedi. Dolayısıyla bunlar bir göstergedir. Siz bu göstergeleri tabii 64 kilo, 65 kilo kaç kilo oldu toplamda Osman? 64 oldu. O kadar verince elbette artık bolluk size rahatsızlık verebiliyor. İçine giremediğiniz şeyler bile. Dolayısıyla tartı insanı bu derece yoğun etkiliyor arkadaşlar. Tartıyı yok saymak mümkün değildir. Tartıdan hani bazı uzmanlar şöyle siz mal mısınız tartılıyorsunuz. Tartı mal tartmak içindir gibi açıklamalar yapar. Son derece yanlıştır.
İnsan nesli bir varlıktır. O tartıya mutlak çıkacak. Bugün olmasa yarın. Onun için tartıdan korkmayacak bir bilinç. Tartının sadece bir veri olarak, tek bir veri olarak bir gösterici olduğunu ve bütün içinde eğer değerlendirebilecek bir bilincimiz olursa tek başına ciddiye almamamız gereken bir sonuç olduğunu görmemiz gerekir. Çünkü değişik dönemlerde vücudun son sinyal dediğimiz, hani direnç demeyeceğim, ben direncin olmadığını biliyorum ama sizin daha iyi anlayabilmeniz için direnç gibi kabul edilen süreçlerde bir hafta deli gibi spor yapsanız gibi aynı kalabileceği süreçlerin olduğunu, bunun güç toplama süreci olduğunu, bir sonraki hafta işte benim ilk ikinci 10 gün gibi artı 1 kilo çıkabileceğini ama sonraki hafta eksi 9 kilo azalabileceğini bildiğiniz zaman aralarda takılmayacaksınız. Aralarda aynı kalacak. Sürekli aşağı inen grafik diye bir grafik yoktur. Arada kamp gibi özel süreçlerde bile her birimiz burada aylık inanılmaz sonuçlar veriyoruz. Dünyanın bu noktada en başarılı kampıyız. Grafiği aşağı indirme yönünde en başarılı kampıyız. Ama burada bile yani Osman hiç aynı kalmadı mı? 64 kilo vermiş. Kadir işte 40 kilo oldu mu? 38'den son 38 kilo. Hiç aynı kalmadı mı? Kaldı. Şimdi totalde Züleyha mutsuz gibi görünüyor ama totalde 24 kilo vermiş. Hani bu hafta 500 gram değil. Totalde 24 kilo. Müthiş bir rakam. O müthiş rakamı görüp alkışlamamız gerekirken kendimizi ne yapıyoruz? Ağzındaki detayda takılıp kalıyoruz. Orada 100 gram verdim. Ya totalde bak 24 kilo vermiş. Gayet mutluyum ben lütfen. Biliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar yani totaldaki veriler bu kadar mükemmelken detayda günü rezil etmenin, zindana çevirmenin, günü kötü yaşamanın hiçbir anlamı yok. Hepimiz mükemmeliz. 14 günde 7 kilo kesinlikle ayakta alkışlanacak bir sonuç. Kendisine de bugün ödev veriyorum. Aynada 10 dakika kendini alkışlama ödevi. Başlıyor mu? Tabii ki. Harika. Tartı unutmayın. Tartı ile ilgili anlattığım bu gelişerek değişim eğitimleri içindeki gösterge analizden öğrenememiş her insan gelecekte obez olacaktır. Onun için tartı bir beslenmeden daha önemlidir. Beslenme bütün içinde %2,5 yani 5 puan. Tartı yani göstergenin analizi de 5 puan. Yani beslenmeye eşit bir bilinç katmadığınız sürece bu tartı konusunda en sağlıklı ürünü, en sağlıklı glisemik indeksi düşük bilmem organik ürünü bulmanızın, onu tercih etmenizin hiçbir değeri yoktur. Onun için siz stres yönetimini doğru bileceksiniz. Gelişerek değişim eğitimlerindeki kararlılığı yürekten tutkuyla yaşayabilmeyi öğreneceksiniz. Hedefe uyum dediğimiz bir sonraki adımdaki farkındalığı, bir sonraki adımda yaşayabileceklerinizi öğrenerek yola çıkacaksınız ki asla yarı yolda kalmayacaksınız. Aynı kalmanın bile başarı olduğunu, aynı kalmanın aynı kalmak olmadığını, farklı göstergelerde ne kadar mükemmel sonuçlar olduğunu görebilecek bir zihinle, beyinle, gözle sürece bakacaksınız. İşte o zaman hiçbir şey aynı değildir. Aynı gibi görünen ne diyor? Adam 20 kilo vermiş ama 30 görünümlü 20 kilo. İnanılmaz bir sıklaşması var. İnanılmaz incelmesi var. Hani ona 30 kilo verdi dese yemin etse bilimsel olarak yalan söylemiş olmaz. Çünkü bilim veriye dayalıdır. Bilim sadece tartıdaki rakamı başarı veya başarısızlık olarak görmez, göremez. Kim görüyorsa yanlış görüyordur. Bilim pek çok verinin sonucundaki değerlendirmedir. 30 kilo verdim. Verebilecek bir sıkılaşması, incelmesi varsa o insan 30 kilo vermiştir. Tartı 20 kilo gösterse bile. 30 kiloya göre mutlu olamadığı sürece 20 kilonun mutsuzluğuyla geleceğini karartabilir. Onun için bilim dediğimiz şey birilerinin dayatmasıyla ortaya çıkan sonuç değil, pek çok verinin yorumlanmasıyla sizlerin görebileceği gerçektir. Ve uygulayabileceğiniz gerçeklerdir. Evet. Onun için Züleyha'yı alkışlıyoruz arkadaşlar. Bu konuda var mı farklı düşüncelerini ifade edecek veya soru soracak arkadaşımız? Hangi arkadaşımız? Yani toplam 305 kilo vermişiz. 305 kilo. Şehri yeni geldin. Ne diyorsun sen bu süreçlere? Çok iyi ya. Ben bu kadar hızlı gideceğini zannetmiyordum. Zaten ilk başlarda daha hızlı gidiyormuş da. Ama çok iyi bir başarı yani. Herkesin. 7,5 kilo. Evet. Emre arkadaşlar bu tabii ki nerede bizim tişörtümüz? Tabii ki. Gitti. Emre şimdi.
Emre nerede? Emre kaçmış. Emre'yi çağırın. Geliyor şu an. Emre'ye bu tişörtü hediye ediyorum arkadaşlar. HK formasını bu hafta Emre için. Bravo. Alın terimde çünkü Emre hedefe odaklandığı zaman arkadaşlar hiçbir şekilde dış dünyadan etkilenmiyor. Yani özellikle yürüyüşte özel doğal organik her türlü meyve var dalından ama onlarda bile fiziksel ihtiyacı olmayan hiçbir şeyi tercih etmiyor. Çünkü biliyor ki ben kamptayım, özel bir süreçteyim, sürecin değeri var. Bu süreci verimli geçirebilirsem geleceğim şekillenecek. Burada nefsi değil, hedef odaklı yaşamam gerekir düşüncesiyle Emre'ye ve Emre gibi düşünen bütün arkadaşları alkışlıyorum. Harikasın. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. HK Performans sizi geliştirir, değiştirir, zayıflatır diyorum. Öyle mi arkadaşlar? Evet. Canlı. Duyamadım. Evet.